Şimdi şöyle bir kural var. Önce bir anlatayım. İspatı var, aşağı attı zaten ama anlatacağım ispatını. Şimdi bu kural neymiş? Bunu kullanıyoruz bayağı bu konuda. Bu kural ise bağlacını, yani iseyle bağlanmış, yani koşullu bir önermeyi alıp veya bağlacına veya bağlacıyla bağlanmış hale getiriyoruz. Konuşamadım. Yani iseyi veya'ya çevirmek diyelim. Nasıl yapıldığını önce bir bakalım, sonra ispatına geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi önce ilk önermenin değili geliyor sağ tarafta. Yani birinci önermenin değili geliyor. Sembol, şey, bağlaç olarak da isenin yerine ne geliyormuş? Veya geliyor. Gördüğünüz gibi ikinci önerme değişmiyor. Onu aynen koruyorsunuz. Yani iki tane değişiklik yapılıyor. Bir tanesi birinci önermenin olumsuzunu almak, diğeri ise yerine veya getirmek. Başka bir değişiklik yapmıyorsunuz. Böylece isi veya'ya çevirdiniz. Ne zaman peki? Neden böyle bir şey yapacağız? Çünkü biz ve ile veya bağlaçlarında ne yaptık? Ve veya bağlaçlarında işte demorgan gördük. Ondan sonra dağılma gördük, birleşme gördük, değişimini bunları yaptık tek tek. İse bağlacında bu kadar özellik yok. O yüzden elementer işlem dediğimiz yani cebirsel işlemlerle yürütebilmek için bazı sorular işte diyoruz ya sadeleştirin, işte en sade hale getirin. İşlemleri yürütebilmek için bu dönüşüme ihtiyaç duyacağız. İseyi veya çevirmeyi sık sık yapacağız. Bir daha anlatayım nasıl olduğunu. Birinci önermenin değili geliyor. İse yerine veya geliyor. İkinci önerme aynen korunuyor. Bu şekilde iseyi veya çevirebiliyoruz. İspatını peki nasıl yapacağız diyorsanız onu da söyleyeyim. Tabii burada şimdi işlemsel olarak bir ispat yapamayız. Çünkü iseyi veya buna denk olduğunu yapacak bir işlem yok burada. Yani bir sadeleştirecek bir şey yok. Birbirine dönüştürecek. O yüzden bunu ancak ne yaparsınız? Tablo halinde. Tablo nasıl yapılacak? İşte P'nin sütunu 1100 denmiş. Q 1010 diye yazılmış. P'nin değili gerekiyor sağ taraf için. Onunla ilgili sütun var. Bunlar hazır zaten. Onları ya silmemişim ama diğerlerini silmiştim. Şimdi boşlukları da biz dolduracağız. Şimdi P'nin değili veya Q'yu bir inceleyelim şimdi. Yani şu önce şu P'nin değilini alacağız. Gerçi değişme özelliği fark etmiyor. O zaman şu ikisini alacağım diyelim. Hani sırası önemli değil veya bağlacında biliyorsunuz. O zaman 1 ile 0'ı veya bağlacında bağlarsanız 1 olur. 0 ile 0'ı veya bağlacında bağlarsanız 0 olur. 1 ile 1'i bağlarsanız 1 olur. 0 ile 1 veya bağlacıyla 1 olur. Yani 100'ten aşağı doğru 1011 gibi bir sayı çıktı. Aynısını ise için yapalım şimdi. İse de sıra önemli ama. Yani P'den şuradan şuraya gideceğiz. Şuradan şuraya gideceğiz. Yani PSQ dediğimiz zaman şu yönde gideceğiz. O zaman 1 ise 1 olacağını biliyoruz. 1 ise 0. Yağmur yağıp tıkanmadı yanlış dedik. 0 ile 1 olduğunu biliyoruz. 0 ile 0 da 1 olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi gene 1011 çıktı yukarıdan aşağı. Yani P'nin değili veya Q'yu incelediğimizde çıkan sayılarla doğruluk değerleriyle PSQ'nun ne oldu? Doğruluk değeri aynı oldu birebir. 1-1, 0-0, 1-1. O yüzden bu bize ne anlatıyor? Bunların birbirine denk olduğunu somut olarak burada göstermiş olduk. Şimdi birkaç kişi yeni geldi. Bir daha ben şu formülün kullanılışını anlatayım. İspatı artık anlattım, geçtim. Şimdi burada anlattığımız şey şu. Burada yapacağımız şey iseyi veya'ya çevirmek. Bir daha söylüyorum nasıl çeviriyormuşum. P önermesinin değili geliyor. Yani birinci önermenin olumsuzu geliyor. İse yerine veya bağlacı geliyor. Q ile ilgili hiçbir şey yok. Yani Q'yu koruduk. O yüzden burada iki tane hareket yaptık. Bir P'den P üstüne geçmek. Bir de iseden veya'ya. Q'yu koruyorsunuz. Bu şekilde ispatını aşağıda yapmıştım az önce. Kullanacağız.
Şimdi burada bir yığın şey var ama bunları ben bir parça parça göstereyim size. Aşağıya gideyim şöyle. Şimdi bunları gene ezberleyelim diye koymadım buraya. Nasıl inceliyoruz, nedir, bunları nasıl yaparız onu anlatacağım. Şimdi P ise P acaba nedir? 1 midir, 0 mıdır? 2 zaten öyle bir şey yok biliyorsunuz. Şimdi şöyle inceleyebiliriz. P zaten ya 1'dir ya 0'dır. Ya da 3'te yazayım ben karışmasın. P ya 1'dir ya 0'dır. Bu P 1 olduğunda bu da 1. Sıfırken sıfır. Yani sıfır ise sıfır durumu çıkıyor. Bir de bir ise bir. Bir ise bir neydi arkadaşlar? Birdi. Bir. Sıfır ise sıfır o da bir. Demek ki burada P'ye bağımlı değiliz. Demek ki ise bağlacında. İki yönlerimi de aynıysa yani P ve P gibi aynıysa o zaman sonuç ne çıkıyor? Direkt bir çıkıyor diyebiliriz bunu inceleme sonucunda. İkinci önermemiz, koşul önermemiz P ise P'nin değeri. Bunda da P1 olduğunda P'nin değeri 0 oluyor. 1 ise 0 ne oluyordu? 0. P 0 olduğunda olumsuz 1 ama 0 ise 1 neydi? 1. Gördüğünüz gibi değişkenlik gösteriyor. Çıktığımız bir 1, bir 0 çıkıyor ama P'yi endekslersem P'ye şunu göreceksiniz. P1 olduğunda 1 çıkmadı. Ne çıktı? 0. Sıfır olduğunda ne çıktı? 1. Demek ki P ile değil de çıkan sonuç P'nin olumsuzluğuyla aynı oluyor. O zaman buraya ne yazmak zorundasınız? P'nin olumsuzluğu. Çünkü çıkan değer P ile paralel değil de tam ters. O zaman 1 iken 0, 0 iken 1 olduğuna göre demek ki P'yi endeksli ama tam olarak P'nin değerliliği aynı çıkıyor diyebiliriz. İkinci gruba geldim şimdi buraya. Şunu büyüteyim biraz. P ise 0, 0 ise P. İşte 0, P ise 0 ne olur? P 1 olsa 1 ise 0, 0 da. P 0 olsa 0 ise 0, 1. Demek ki P ile aynen değil de ne çıkıyormuş? P ile aynı değil de zıttı çıkıyor. Olumsuz çıkıyor. Demek ki o zaman P'nin değeri diye sonucu yazabilirsiniz. 0 ise P. P 1 olsa 0 ise 1, 1 çıkar. 0 olsa gene 1. Demek ki burada sonuç sabit 1 çıkıyor. Gördüğünüz gibi P soldayken 0 sağdayken P'nin değeri bulduk. Ama 0 ise P yani P ile 0 yer değiştiğinde 1 oldu. Sabit oldu. Devam ediyorum. P ise 1 ile 1 ise P'yi inceleyelim şimdi. P 1 olsa 1 ise 1, 1 olur. P 0 olsa gene 1 oluyor. Demek ki bu sabit 1 çıkıyor. 1 ise P. Yağmur yağdı, trafik tıkanmadı. Olmaz, yanlış. Yağmur yağdı, trafik tıkandı. Doğru. Gördüğünüz gibi P ile paralel çıkıyor sonuç. Demek ki sonuç P'dir diyeceğiz. Sonucu biraz sonra anlatacağım. Yani şunlara kadar yazdım ama lütfen bunları ezberlemeyelim. Sadece ben burada mantığını vermeye çalışıyorum. Nasıl yaptığımızı ezbere zaten mümkün değil. Mümkün olsa bile gerek yok. Yani bu kadar hamballığa gerek yok. Şimdi bu farklı bir şey. O yüzden en sona bıraktım. P ise Q'nun değerini nasıl işleme sokacağız? P ile Q, P ise Q'nun değeri ne olacak? Şimdi bir kere bu değerini içeriye şu an dağıtamazsınız. Hani De Morgan vardı ya içeri dağıtmak. O ama ne zamandı? Veya bağlacında vardı. Bir de V bağlacında vardı. Bu ise. O zaman bunu yapabilmek için işte ise'yi V'ye çevirmeye ihtiyacımız var. Yani önce şu içerideki koşullu önermeyi alalım. V'ye benzetelim. Çevirelim ya da. Nasıl çevirecektik? Birinci önermenin üstüne olumsuz diyecektik. İse yerine V'ye getirecektik. İkinci iç ellemeden yerine aynı yazacaktık. Dışarı tekrar değil var. Şu an artık De Morgan uygulayabilirim. Çünkü veya bağlacında olduğu için önermemiz olur. Şimdi nasıl De Morgan? Birincinin değeri. P'nin değilin değil P oldu.
Önerme şey, bağlacın değil tersini alacağız ve Q'nun da olumsuz. Yani demek ki bu kısımla ilgili bir şey çıkarsa karşımıza bunun yerine bu şekilde işlemler yapılabilir diyoruz. Ama lütfen şu ispatladığım şeyleri ezberlemeyelim. Bunu da ben yapacağım şimdi dinlerseniz. Hocam. Efendim. Bir önceki sayfaya gelir misiniz? Tabii geliriz. Evet. Bir şey mi soracaksın, yazıyor musun? Tamam. Yok. Bir şey kaçırdım da tamam yazdım. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam. Dediğim gibi çok beklemiyorum yazmanız için ama yani gene kaçırırsanız işte videolar atacağım diyorum ya oradan tekrar eksik kısımları yazabilirsiniz. O yüzden de çok beklemiyorum. Ama siz gene de dilerseniz beklerim. Şimdi P veya Q ve P'nin değili ise Q'nun değili önermesinin en sade biçimini bul ya da bunu indirgeyiniz en sade halde yazınız diye sorulabiliyor. Şimdi burada baktığımız zaman bu tür işlemlerde bir kere hep veya V gibi şeyler olması lazım. Çünkü solda veya ile V var. Bunlar birbiriyle endekslenebiliyor ama ise biraz daha farklı bir şey. Yani bu aşamada bu iseyi bunlarla bağdaştıramazsınız. Yapacağımız şey anladınız galiba. Şunu önce iseyi yok etmek. Yok etmek derken dönüştürmek yani. O zaman şöyle yapacağız. Parantez içinde şu an yapıyorum. İseyi veya çevirmek için ilk önermenin değilini alacağım. Zaten değili var. Bir de ben değil alırsam ne olur? P olur. İse yerine veya gerçek dedik. İkinci önerme, onun bir günahı yok. Onu aynen yazıyorsunuz. Ve dışarıda tekrar değili vardı. Şu değilini aldım. Şimdi bunu bir daha açalım hadi o zaman mı? Ama yok açmıyorum. Şimdi fark ettim. Açmama gerek yok. Nedenini şimdi siz de göreceksiniz. Bu böyle kalsın o zaman. Şimdi son durum şu. P veya Q önermesi var solda parantezinde. V bağlacı var. Sağdakini de P veya Q'nun değeri şeklinde yapmışım. Neden dağıtmadım? Şimdi anladınız belki de. Şöyle ki. Şimdi şu parantez içindeki önermeyle yani şu önermeyle bu önerme birbirinin olumsuz değil mi? Yani mesela ben bunu R önermesi desem isim olarak değiştirsem şu komple bileşik önermeye. Bu R'nin değeri olmaz mı? Şöyle bir şey anlatabilirsem. Yani şöyle bir şey oluyor. O zaman demek ki solda bir önerme var ama sağda da bunun olumsuzu var. V bağlacıyla bağladığımıza göre R'leri bir daha söyleyeyim. Yani isim değiştirdim. P veya Q bileşik önermesini. Daha basit bir isim verdim. R dedim ben. İkisini beraber komple. Sorun değil neyse. Kısacası burada yapılan şey bir önerme ve bunun olumsuzluğunu alıp V bağlacına bağlamak. Bunun biri birken biri sıfır olacağına göre ya da bu sıfırken bu biri olacağına göre V bağlacı ne olacak sonuçta o zaman? Sıfır olacak diyor. Cevap sıfır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Geçelim bakalım. Evet. P ve Q ise P veya Q önermesinin en sade şekli hangisidir? Burada yine bakarsanız şurada bir önerme var. Tek parça görüyorum şu an ben. Burada bir önerme var benim için. Arada da ne varmış? İse bağlacımız var. Yani şu an benim gördüğüm burada iki önerme iseyle bağlanmış ilk etapta. O yuvarlak işlerine şu an bakmadım. İki tane önerme iseyle bağlamayacağım. Ve arada da gördüğünüz gibi içinde de V'ler V'ler var. O zaman her zamanki olduğu gibi ve %99 hep aynı şey yapıyoruz. İseyi V'ye çevirme yapacağız. Nasıl yapacağız bakalım şimdi. İlk önermenin değilini alacağız. Yani P ve Q buradaki ilk önermemiz komple olarak düşünürsem. Bunun değilini alacağım. İse yerine veya getireceğim. İkinci önermeyi yani P veya Q'ya hiç dokunmayacağız dedik. O torpilde onu dokunmuyorsunuz. Şöyle. Yani P ve Q'nun değili veya P veya Q gibi bir şey oldu. Şu değilini de dağıtalım içeriye ilk kısımda. Yani demorgan yapalım. Sen denktir diyoruz. Şu değili içeri dağıtınca birinci önermenin değili P'nin değili olur. Olumsuz olur. V yerine veya gelir. Q'nun olumsuz olur. Değil olur. Kapattık parantezi. Veya P veya Q.
Şimdi buraya baktığınızda şunu görmeniz lazım. Arkadaşlar burada 3 tane bağlaç koyuyorum ben. Nedir bunlar? Veya, veya, veya. Yani bütün hepsi aynı bağlaç. O zaman aslında parantezleri kaldırıp bu önermeleri yerleri değiştirebiliriz. Yani birleşme ve değişme özelliklerini aynı anda çok uzatmadan kullanabilirim. Çünkü toplamada da öyle değil midir mesela? 2 artı 3, 2 artı 3 parantez içinde olsun mesela, örnek veriyorum. Artı 7 artı 9 olsun mesela. Şimdi burada parantezlerin bir önemi var mı? İstersem 2 ile 3 toplarım 5. 7, 9 daha 16 etti 21. İstersem yer değiştiririm, parantezleri kaldırırım. 2'nin yanına 9 alırım. 7'nin yanına 3 alırım. İstiyorsam gene parantez koyarım. Ne oldu? 2, 9 daha 11. Gene 21. Yani bir şey fark etmeyecek. Anlatabildiysem. Demek ki o zaman biz burada parantezleri kaldırıp dilediğim derken de tabii yakın gördüğüm akraba olanları yan yana alacağız. Buradaki P'nin değeri ile P'yi buluşturursanız güzel şeyler olur. O zaman P'nin değeri veya P'yi parantez içine alalım. Tekrar veya Q'nun değeri de Q'yu alalım. Yani ne yaptım burada aslında? Biraz düzensiz oldu ama hem değişme özelliği yaptım aynı anda, hem birleşme yaptım gibi şeyler yaptım. Şimdi burada o zaman ne oldu şimdi? Birinci parantezin içinde ifade P'nin değeri veya P veya olduğu için ve bileşenlerden biri birken biri sıfır durumuna geçtiği için bu 1 yapıyor. Aynı sağda da var. O da 1 yapıyor. 1 veya 1'de ne olacaktır? O da 1 olacaktır sonuçta. Evet. P ise biraz büyüteyim şöyle. P ise Q ise P önermesinin indirgenmiş şekli nedir demiş. Yalnız burada şey geçerli değil. Handimimin veya da işte 3 tane veya var yer değiştirdim ama biz ise de değişme özelliği yok. Onu söyleyeyim, demin bahsettim galiba. Çünkü biliyorsunuz ki 0 ise 1 nedir? 1'dir. Ama 1 ise 0 nedir? 0. Değişme özelliği yok yani. O yüzden burada da demin yaptığım gibi ya parantezi kaldırayım ben ise bunlar. P'nin yanına P'yi alayım gibi bir şey söz konusu değil. O benim anlattığım veya da var, V de var. İse de yer değiştirme hakkımız yok. Çünkü sonuç değişiyor. Peki ben ne yapabilirim burada? Ne yaparız? Gene aynı şey işte. Şimdi ne yapacağız? Şu iseyi veya'ya çevireyim. Yani şunu birinci önerme gibi alayım. Bunu ikinci önerme gibi alayım. Ve şu aradaki iseyi veya'ya çevireyim. Neydi bunun kuralı? Birinci önermeyi aynen yaz. Olumsuzunu yaz. İseyi veya yap. İkinci önermeyi aynen yaz. Yani Q ise P. Şimdi onu hallettik. O zaman gelin şu iseyi de halledelim. O zaman P'nin değeri veya diyelim. Şu parantez içinde veya'ya çevirelim. Nasıl çevirelim? Q'nun değeri gelecek. Birincinin değeri gelecek. Veya gelecek. İkinciyi koruyacağız. İşte şimdi ne oldu? Hepsi veya oldu mu? Oldu. O zaman birleşme özelliği sadece burada kullanacağım. Neydi birleşme? Parantezi kaydırmak. Hiç değiştirmeme gerek yok mu? Yani var galiba. Var. Evet, pardon. Ters mi oldu? Evet. Şöyle yapılabilir. Ya biraz uzatayım bu sefer. İşte önce bunu değişme özelliği yapayım. Yani P'yi sola çekeyim. Biraz daha değerli toplu olsun bu sefer. Yani şunu demek istiyorum. P'yi başa alayım. Evet Berna. Hocam orada P'nin değerinde zaten bir daha değerini aldığımızda ikincisinde P olmaz mı? Hangisinde? Hangisinden bahsediyorsun? Şu mu? Şunu mu diyorsun? Bir daha söyle canım Berna. Can bu üstteki mavilerde P'nin değiliydi ya. Evet. Hani ikinci sefer iseyi veya'ya çevirirken yine birincinin olumsuzu yani P'nin değilinin değiliğine P olmaz mı? Hayır ama öyle yapmadım ki. Ne yaptın? Önce şu iseyi çevirmek için burada iseyi çevirirken birinci önerme P olduğu için bunun değeri buradan geldi. Tamam değil mi burası? Şu P'nin değeri geldi. İseyi veya yaptım. İkinciyi aynen yazdım.
Şimdi artık şu soldakiyle bir işim yok benim yani. Bunu aynen yazdım ben. Burada bir şey yapmadım ki artık şu aşağıda. Şuraya diyorsun galiba. Bunu aynen yazdım. Ben şimdi şu parantez içini veya'ya çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? O parantez içindeki birinci bileşen Q onun değili geliyor. İse yerine veya geliyor. P korunu yani burada yaparken bu iseyi çevirirken şu soldakine bir işimiz var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu aynen korudum ben burada. Çünkü bunun iseyle bir bağlantısı yok şu an. Olmadı mı? Berna. Oldu hocam. Emin misin? Pek olmuş. Evet. Gelmedi bana ama peki. Ya buraya kadar geldim. Şimdi ne yapıyordum en son? Şurada değişme yaptım. Yani şu parantez içindeki yer değiştirme hakkımız var. Onu kullandım. Ve sonradan da birleşme özelliği dediğimiz yani parantezi kaydırma. Şöyle kaydırabilirim mesela. Yani P'nin değili veya P'yi parantezi önce alıp sonra Q'nun değili gibi alırım. Şimdi işte bunları aslında bir kalemde yapabilirdim. Bak geri alacağım tekrar şimdi. Yani şunu diyorum aslında ben. Bunu direkt şöyle yapabilirdik. Arkadaşlar burası veya mı veya. Burası veya. Kaldır parantezi istediğini yap diyebilirim. O yüzden demin de aslında aynı şey yaptık. Öyle yapacağım. Çok kafanız karışmasın. O zaman şöyle yapalım. Parantezi kaldıralım. P'nin değerinden sonra veya'dan sonra bu sefer P'ye getirelim. Çünkü bunları işleme sokman lazım. Kapat sonra parantezi. İkinci V'ye yaz. Kalan da Q'nun değil. Yani işte bunu tek kalemde yaptım. Ama istersen önce değiştirme özelliği deyip şunu değiştiririm. Sonra birleşme deyip tekrar parantezi kaydırabilirim ama gerek görmedim. Bu şekilde daha rahat anlaşılıyor sanki. Şimdi P'nin değili veya P'nin ne olduğunu biliyoruz. 1. Çünkü birisi 1, bir, birisi 0 oluyor her zaman. 1. Kaldı geriye 1 veya Q'nun değili. Değil mi? Evet. Veya bağlacında zaten bileşenlerden biri birken diğer bileşene artık çok bir iş kalmıyor. O ne olursa olsun onun sözü geçmiyor. O yüzden 1 veya Q'nun değili direkt 1'dir diyebiliriz. Bu son sorumuz olsun. Yani soru bitici bir yere ayrılmayın. Yoklama alacağım. Yoklama almadım bu ders. Eller var şimdi burada ama bunu size nasıl anlatırım onu da bilmiyorum ama. Sorun var yoksa bunu mu yapmak istiyorsunuz? Onu bir sorayım. Berna bir şey soru mu yapmak istiyorsun yoksa? Hocam bir önceki ben açık kaldım. Efendim? Berna. Açık kalmış. Ne kalmış? Ya, evet, pardon, el tamam, açık tamam. Kafa durdu benim. Anladım. Başka kim var? Melike, bunu mu yapmak istiyorsun? Hocam ben diğer sorudan bir soru sormak istiyordum. Tamam açayım geri. Olur. Söyle. Siz yapmadan önce başka bir yöntemle yapmıştım. Seninle buldum. Yine bir bu. Tamam. Şey yapmıştım. Yapmıştım. Q'ya 1 vermiştim. P'ye de 0. 0 yapmıştım. Yani P'yi 1 olarak kabul edersek yine 1 oluyor. Bir dakika özür dilerim. Temiz sayfayı açayım tekrar. Tamam. Yani hiçbir işlem yapmadan denerim mi diyorsun burada? Burada öyle yani P'ye 1 verirsem tamam. Diye işlem yaptım. Tamam. 1 çıktı. P'ye 0 verirsem dedim. Olabilir. Bakalım. Haklı olabilirsin. Ben şimdi düşünmedim onu. Bakalım. Yine 1 çıktı. Q 1 olduğunda değil mi? Şey, evet. Evet. P'ler zaten aynı ikisi. Onu ayrı vermiş. P 0 oluyor. Şimdi Q 1 olduğunda P'ye 0 mı verdin? Evet. Evet. Ne oldu o zaman? O da 0 oluyor. Birisi 0, şurası ne oluyor? Birisi 0, 0. 0 ise 0, 1 oluyor sonuç. Evet. Evet. Sonra başka ne denedin? Bu sefer P'ye bu sefer 1 verdim. Şimdi anlıyorum ama diğerine 0 verdim. Kaç tane deneme yaptın burada? 2 tane. 1 ile 0, 0. 1 ile 0, 0 ile 1 mi denedin? Yani P'ye 1 verdim böyle denedim. De P'ye 0 verdim denedim. İkisinde de 1 çıktı. Q'yu peki 1 mi aldın hep? Hayır. P'de 1 alınca Q'yu 0 aldım. Diğerinde de tam tersi. İki şey mi denedin yani? 1'e 0, 0'a 1 mi denemiş oldun sen? Evet öyle de. Ama biraz eksik olmuş canım. Neden? Çünkü aslında iki önerme için kaç durum var canım?
Yani P ve Q için kaç deneme yapman lazım senin? 4. 1'e 1 olabilir. 1'e 0 olabilir. 0'a 1. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Ama hani P farklı, Q farklı diye 1, 1 ya da 0, anladım. 0 vermek yok. İstemedim. Şimdi anladım. Şimdi anlaşıldı. Değil. Yani şimdi harfler farklı olabilir ama P 1 iken Q 0 olması garanti değil ki. Bak zaten tablo yaptık. Bak tabloda ne diyor burada? Ne diyor bak burada? P 1 iken Q 1 olabilir arkadaş. Yani isimlerin farklı olması önemli değil. Bu 1 iken bu 0 olabilir. 0 iken 1 olabilir. İkisi de 0 olabilir. Biz bunları daha önce anlattık bu şekilde. Yani iki önerme için aynı da olabilir. Yani isimlerinin farklı olması, onların biri doğru iken biri yanlış. Ya bu çünkü şey değil ki. Ama şey olsa, biri P olsa, biri P'nin olumsuz anladım. O zaman biri 1, biri 0. Ama senin dediğin biraz eksik olmuş. Şimdi ben senin neden böyle yaptığını anlamış oldum. Tam doğru olmamış. Yani çünkü tabii ikisinde de bir çıkması doğal. Ama sen 1'e 1 ile 0'a 0'ı da denemen lazım. Orada da 1 olduğunu bana göstermen lazım. Kısacası burada sen tablosal işlemi gibi yapmışsın. Değil mi? Yanlış mı anlıyorum? Evet, doğru. Ama ben şunu diyorum sandım. Mesela şöyle olsaydı ama. Öğretmenim ben hiç P'ye değer vermedim. Hiç P'ye değer vermedim. Ne yaptım mesela? Sadece Q'dan gittim. Hiç P'ye bağlı bir şey çıkmadım. Bakabiliriz mesela. Mesela Q 1 olsa hiç P'ye değer vermeyelim şimdi. Bilmiyorum, deneyeceğim şimdi. 1 ise P ne olur? Kesin bir şey çıkıyor mu? Şimdi P 1 olsa 1 olur. Hayır. 1 de olabilir. 0 de olabilir. Böyle bir, belki böyle bir durum olsa, böyle bir durum olsa o zaman deriz ki işte P ile etkilenmiyor. P, ama Q'ya 1 verdim. İşte buna da 0 verdim. Gibi. Ama senin dediğin gibi o zaman ne yapmak lazım? Burada yaptığımız sakta 1'e 1, 0'a 0, 1'e 0, 0'a 1 denemek lazım. Yani aslında tablo yapmak gerekiyor. O zaman hep 1 çıktığını görürsek sonucun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Anlaştık mı bilmiyorum. Evet, anladım. Ama iyi ki sen sordun bu soruyu. Demek ki belki başkaları da böyle düşünüyor. Yani biz şimdi P ile Q başka harfler ama bu 1 iken bu 1 olamaz diye bir şey yok. Tamam mı? P 1 iken Q 1 de olabilir. 1'e 0 da olabilir, 0'a 1 de olabilir. 4 durum var. Zaten bunları en başta anlattık. 2 önerme için 4 durum var. 3 önerme için 8 olası durum var. O zaman bu soruya geçmeyelim artık. Burada zamanımız kalmadı. Ben bir dakika bir yere ayrılmayayım. Şunu bir durdurayım önce.